TR724 YouTube kanalında Doçent Doktor Mahmut Akpınar'ın "Birinci Meclis Ruhuna İhtiyaç Var" başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Bugün 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara Ulus'taki eski küçük binasında dualarla açılmasının 101. yıl dönümü. Geçen yıl 100. yıl dönümüydü ve bu önemli olay çok silik şekilde geçiştirildi. Bu arada meclis için ayrıca neden büyük tanımlaması kullanılmış merak ediyorum. Türkiye Millet Meclisi yeterince önemli ve anlamlı zaten. Başka bir mecliste karışma ihtimali de yok. Zira bizde başka bir meclis yok. 1960-1980 arası senato vardıysa da federal yapılar ve onların meclisleri hiç olmadı. Başına büyük, iri, harika gibi laflar ekleyince bir şey daha önemli hale gelmiyor. Kurumların büyüklüğü, önemi amacına uygun çalışmasıyla, asli işlevini yerine getirmesiyle anlaşılır. 100 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazdığı sürekli ve yüksek sesle bu lafı tekrar ettik. Ama egemenlik defalarca gasp edildi. "Her mahkemede adalet mülkün temelidir" yazdı ama o mahkemeler doğru düzgün adalet dağıtmadı. Şu sıralarsa zulüm, haksızlık, eşitsizlik dağıtıyor. Sanırım bazı kurumların kişilerin önüne büyük eklemek az gelişmiş ülkelere mahsus bir kompleks. Her şeyin en irisini yapmakla, en kocamanına, görkemlisine sahip olmakla övünüyoruz. Kamu kurumlarının, vilayet binalarının, adliye saraylarının devasa yapılar olmasına ve önüne iddialı laflar yazmaya bayılıyoruz. Büyük Millet Meclisi var ama son dönem demokrasiye katkısı sıfıra yakın. Zarfa takılıp muhtevayı unutuyoruz. Şekli öne çıkarıp esası kaçırıyoruz. Sonra ortalık bol unvanlı boş adamlardan, işe yaramaz devasa binalardan, işlevsiz kurumlardan geçinmiyor. 23 Nisan 1920'de açılan 1. Meclis, tarihimizde temsil oranı en yüksek, misyonunu en iyi ifa eden, en etkin ve verimli çalışmış meclisti. O mecliste maaş, makam, sekreter, makam aracı vesaire yoktu. Ülke işgal altındaydı. Vatan için dertlenen insanlar, millet için neler yapabiliriz diyenler, Anadolu'nun, Trakya'nın her yerinden o mütevazı binada toplandılar ve millet için mücadele verdiler. O mecliste Kürdistan mebusu vardı, Lazistan mebusu vardı, sarıklı cübbeli adamlar vardı, seküler düşüncede modern giyimli adamlar vardı. Siyasi yaklaşımları, görüşleri farklıydı ama tek bir dertleri vardı. Vatanı düşmana karşı müdafaa etmek, işgali bitirmek ve ülkeyi, halkı özgür hale getirmek. Bu dönemde laikler dindarlara mürteci demiyordu. Türkler Kürtleri ikinci sınıf görmüyordu. Dindarlar sekülerleri gavur ilan etmiyordu. 1876'dan günümüze bu toprakların sahip olduğu en demokratik, en çoğulcu, en düzgün adamların olduğu meclisti 1. Meclis. Hem de işgale, baskıya, yokluklara, imkansızlıklara rağmen milli mücadeleyi bu meclis verdi. Ülkeyi işgalden kurtarıp yeni Türkiye'yi bu meclis kurdu. 2. Meclisle birlikte maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğulcu, demokratik özellikleri kaybolmaya başladı. Türkiye lider odaklı yönetilmeye, muhalifler tasfiye edilmeye başlandı. Çok geçmeden milli mücadele için ihtiyaç duyulan çoğulcu, temsil oranı yüksek, farklılıklara saygılı parlamento yok edildi. Yerine tek adamın vekilleri belirlediği, meclisin anayasanın bir hükmünün kalmadığı, toplumun kalıba sokulduğu, denge ve denetimin, hukukun, cumhur iradesinin olmadığı bir cumhuriyet rejimine geçildi. İlerleyen dönemlerde yapılanlar Atatürkçülük ve Kemalizm adı altında kutsandı, sorgulanmaz hale getirildi. Demokrat Parti döneminde çıkarılan koruma kanunuyla yasal korumaya kavuştu. Erdoğan, en çok hakaret davası açtıran cumhurbaşkanı diye başta Kemalistlerce haklı olarak eleştiriliyor. Ama bir cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal ve devrimleri aleyhine bu ülkede hapis yatanların, takibata maruz kalanların sayısı Erdoğan'la kıyaslanamaz. Ve bu durum halen devam ediyor. AKP iktidarı döneminde
çok yolsuzluklar, hırsızlıklar, yasa dışılıklar, tuhaflıklar olduğu oluyor. Ama öte yandan faşist sistemlerin etkin olduğu 1930'larda yapılan devrimlerin hala eleştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez olduğunu görmemiz gerekiyor. Hala hiç kimse kişiye atfen milliyetçilik mi olur diye sorgulayamıyor. Atatürk milliyetçiliği anayasada ikinci madde. Daha kötüsü, sürekli endoktrine edilmekten, Atatürk ilke ve inkılapları diye dersleri çocuk yaştan itibaren herkese okutmaktan mütevellit, Atatürkçü nesil diye eleştirilemez, ideolojileri anayasa ve yasalarla koruma altında bir kesim oluştu. Erdoğan'ın devleti aile şirketi haline getirmesinden rahatsız olan bu kesim, ciddi ciddi 1930'ların Türkiye'sinin hayalleriyle yaşıyor. Genç Türkiye'nin genetik kodları bir yerde aranacaksa, burası 1923'ten sonra ilan edilen Cumhuriyet ve CHP'nin tek parti dönemi değildir. Ülkenin genetik kodları 23 Nisan 1920'de samimi duygularla açılan 1. Mecliste aranmalıdır. Milli mücadeleye en büyük desteği veren Kazım Karabekirlerin, İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akiflerin dahi dışlandığı, bütün muhaliflerin sindirildiği, devletin bir kişinin kontrolüne girdiği ve toplumun zorla şekle sokulduğu dönem, ülkenin genetik kodlarını, birlik ve bütünlüğünü yansıtmıyor. Birinci meclisin mensupları, parlamenter olmanın itibarı için değil, ağır maliyetine rağmen ülkeye, millete omuz vermek için Ankara'ya geldiler. Ebedi şef veya milli şef dönemleri, milli mücadelede verilen emeğin dar bir kadro tarafından gasp edildiği ve millete rağmen kullanıldığı dönemdir. Eğer bu ülkeye yeniden barış ve huzur gelsin isteniyorsa, birinci meclis ruhuna dönülmelidir. Ülkeyi saplandığı çamurdan çıkarmanın yolu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tekrar merkez, odak, sorunların çözüm merceği haline getirilmesidir. Gasp edilen yasama misyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade edilmesidir. Hükümeti denetleme araçlarının çalıştırılmasıdır. Ülkenin bir adamın malı gibi görülmekten çıkarılmasıdır. Ama öyle anlaşılıyor ki ne AKP ne de Kemalistler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçek manada işlemesini istiyor. Birisi tek parti dönemi hasretiyle yaşarken öteki Erdoğan üzerinden kurduğu yeni tek adam dönemini sürdürmenin peşinde.